Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda da ufak bir panoya monofaze saat koyacağız. Bunu koymamızın mantığı süzme sayaç yine arkadaşlar. Süzme sayaç dediğimiz nedir? Abone olmamış ya da bir yer içinde bölünmüş ya da ufak bir yerin kiraya verilmesi. Yani bir saat iki kişi kullanıyorsa arkadaşlar burada süzme sayaç konuyor ki kimsenin kimseye hakkı geçmesin diye. Biz de burada sıfır bir pano almadık. Elimizde ikinci el temiz bir panomuz vardı. Fazla kullanılmamış. Bunu vereceğiz. Saat içine takacağız. Bir tane de sigorta takacağız arkadaşlar. Saatimizi süzme de olsa maalesef saatimiz sıfır. Zaten bunu da tarihi geçmiş. 15 senelik saat arkadaşlar. Tarihi kaç diyor. Üretim yılı 2010 arkadaşlar. 14 senelik sayaç. Normalde bunu sıfırını alsanız misal veriyorum 700 liradır. Biz buna 150 lira gibi 200 lira gibi bir para verip aldık. Normalde bunun fiyatı bu değil. Bu fiyatları bunu alamazsınız. Arkadaşlar bunu bu şekilde buraya montajını gerçekleştireceğiz. Şöyle yanına da bir tane sigorta koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Bunu bu şekilde yapmamızın mantığı elektriğimizi buraya gireceğiz. Çıkış alıp saatin girişini vereceğiz. Eve giden saatin çıkışını buradan alacağız arkadaşlar. Öncelikle saatimizin kapağını sökmemiz gerekecek. Bağlantıları düzgün atabilmemiz için. Burada da arkasında yine yerimiz var. Bunu vidalıyoruz arkadaşlar. Bunu çıkması için bunu buradan gevşetmeniz gerekecektir. Şu şekilde bizim için yeterli. Evet. Girişlerimizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bu taktığım saatin girişidir. Yani enerji girişini buradan vereceğiz. Ters bağlarsanız saat okumaz arkadaşlar. Şekilde panonun içinde döndürüyoruz. Getir biraz daha kamerayı şu şekilde. Nizami bir şekilde. Süzme saat de olsa arkadaşlar işimizi düzgün yapmaya gayret gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, şu an saatimizi işlemini gerçekleştirdik. Şimdi elektrik giriş çıkış ve panomuzun montajı kaldı. Burada şöyle bir giriş çıkış yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde kablomuzu buradan yani keseceğiz kablomuzu. Arkadaşlar şu an bağladığımız çıkıştır. Çıkışımızı bağlıyoruz. Bu da elektrik çıkışımız arkadaşlar. İkincisi yani şu saatin birincisi giriştir. İkincisi çıkıştır arkadaşlar.
burada nötr girişimiz arkadaşlar. Bu sağ sol fark etmiyor. İçeriden bitişiktir bu. Ama biz prosedür gereği yine girişe veriyoruz. Çıkışa veriyoruz. Bunu da sigortaya giriyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan gelen ana besleme kablomuz. Girdi. Sigortayı kaldırdık. Enerjimiz çıktı. Saate girdi. Saatten çıktı arkadaşlar. Dairemizin sigorta kutusuna gitti. Takabilirsek saatin kapağını takmaya çalışacağız. Yerimiz kurtarırsa. Bunun da buralarda açma yerleri var. Şu şekilde kesebiliyorsunuz. Çünkü kablolarda saate giriş olduğu için kapak oturmayacaktır. Bunları şu şekilde yukarı kaldırıyorsunuz. Getirelim. Tabii bahçe evi olduğu için teferruata gerek duymuyoruz. Şöyle de kablo yine dağınık durmasın diye. Şöyle bir iki tane klip satacağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşımız ister bunları toprağa gömer, ister üstüne beton atar. Kendisine kalmış bir şey. Evet. Şöyle yapacağız arkadaşlar biz. Buraya su girmesin diye şu delik olan yerlerine bir silikon çekeceğiz. Zaten panonun başka bir yeri açık değil. Su zaten buradan girecek de olsa altı boş olduğu için buradan akıp gidecektir. Önemli olan saatin içine su girmemesi. Evet arkadaşlar, işlemimizi sonlandırdık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.